Ya ne demek doktor yok? Benim onun bir şeyler sormam lazım ve çok önemli. Hanımefendi, burası devlet hastanesi. Doktorunuz devamlı başınızda duramaz. Geldi kontrol etti. Ciddi bir şeyinizin olmadığını söyledi. Sonra da çıktı, taburcu edin dedi. E ben nereden bilgi alacağım peki? Benden alıyorsunuz işte. Ufak bir sinir krizi geçirdiniz. Kansızlık da var. Şimdi iyisiniz ama gidebilirsiniz. Bakın, benim bana bakan doktora mutlaka ulaşmam lazım. Üzgünüm, nöbetten yeni çıktı. 2 gün sonra gelecek. Telefonu falan yok mu bunun peki? Üzgünüm, vermiyoruz. Canım takıyor. Yıldız, senin yapacağın iş bu kadar olur. Açsana şunu ya. Alo Ateş. Benim Gözde, benim. Evren, sen neredesin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme, geleceğim yanına. Biraz sakinleşsin ortalık. Bir şey yaptı mı sana? Çok korktum, çok merak ettim seni. Yok yok, Ateş kurtardı zaten. Ya şimdi kapatmam lazım. 1-2 iş var. Onu da halledeyim, geleceğim. Dur dur, ben nasıl ulaşacağım peki sana? Ben seni bulayım, haber vereceğim. Bu arada... Küçük oğlun nasıl? İyi, iyi. Ona da ki. Çok az kaldı. Tamam, sen hiç merak etme. Çabuk gel, bekliyoruz. Bu evden var ya, tiksiniyorum. Vallahi ben de ama burası kimsenin aklına gelmez. Al bunu baba. Sağ ol oğlum. Sen de bunu al. Adamı aradım, gelecek. Kim senin adamın ya? Mali müşavir. Orayı o herifle bitireceğim. Neyin peşindesin sen tam olarak? Anlatsana biraz. Oğlum sen boş ver bunları. Çok yakında hiçbir şeyden korkmana gerek kalmayacak. Zengin mi oluyoruz? Aynen, zengin oluyoruz. Ben senin hiçbir şeyini istemiyorum. Lan Ateş, hala çocuksun be. Çocuk da kalayım zaten. Beni işlerine alet etme. Karıştırma beni. Su benim burada olduğumu biliyor mu? Biliyor. Kafam netini yedi, ben de söyledim, ne yapayım? Onu da çok özledim ya, bir görsem. Baba, sen yakalanmadan nasıl kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun bilmiyorum ama kaç, bitsin bu iş. Ateşim, çok az kaldı. Bugün de bitecek. Üstelik eskisinden en az 10 kat daha zengin olacağız. İstemez. Huzur ver yeter, üstü kalsın.